Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Türkiye, Yunanistan'a haddini bildirdi. Gerekli karşılık verildi. Yunanistan Devleti'nin Türkiye savaş uçaklarına radar atmasıyla ilgili hemen sonrasında gerekli karşılığın verildiğini, Yunan uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığı vurgulanmıştı. Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı tarafından konunun NATO makamlarına iletildiği Yunanistan askeri atışçısının bakanlığa çağrılarak NATO görevini tehlikeye atan Yunan uçaklarından dolayı tepki gösterildiğini söyleyen uzmanlar büyük bir açıklama yaptı. Yaşanan gelişmeleri medya kuruluşlarına açıklayan terör uzmanları yaptıkları açıklamasında Yunanistan devletinin etkili bir sıfatı vardı. Avrupa'nın şımarık çocuğu diyerek ancak son zamanlardaki gelişmelerden dolayı ABD'nin akılsız taşeronu diye yeni bir denklem ekleyebilirsiniz. Yunanistan devleti bu tür olaylara cesaret edemeyen Türkiye'ye lafla sözle sürecini geçiştirmeye çalışan ülke konumundaydı. Yunanistan ABD'nin akıl vermesiyle beraber gerilimi tırmandırabileceğini öğrendi. Yunanistan NATO kapsamında olan uçaklara taciz girişiminde de bulundu. Radar kilitlemesi, düşman olarak görev yapan bir yapı, bizimkiler anında karşılık verdi. Bu ilk değil, sonda olmayacak. Önümüzdeki bu süreçlerde bu gerilimi daha da tırmanacağı günlere ilerleyeceğiz şeklinde açıklamalar yaptı. Güvenlik uzmanları ayrıca yaptıkları açıklamasında Suriye'ye karşı yeni bir operasyon yapılırsa Yunanistan başta bu tür tacizler denizlerde 12 mil çıkarma gibi çeşitli girişimlerde bulunacaktır. Suriye'ye yapılacak olası bir harekat ABD'nin Orta Doğu'da sonu demektir. Bu sebeple ABD harekatı durdurmak amacıyla her yolu deniyor. Dolayısıyla Yunanistan devletini 51. eyaleti gibi kullanıyor. Burada bir ABD mantığı var. Bu mantık halen işliyor. Bu mantık kapsamında NATO'yu tehdit altında alacak bir takım girişimler uygulanıyor ifadesi kullanıldı. Kıymetli izleyenler, ilerleyen saatlerdeki gelişmelerimizde sizleri takipçilerimizle buluşmak ümidiyle.